Merhaba sevgili yarışseverler. 26 Aralık Cumartesi İzmir yarışları ile sizlerle birlikteyim. Hafta sonunun ilk gününde elimden geldiğince İzmir yarışlarında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İnşallah şansın yanınızda olduğu bir program olur İzmir yarışları. Bakalım hangi safkanlar fotodan galip ayrılacak, hangi safkanlar İyi koşmayı başarıp bir sonraki yarış için bizim listemize dahil olacak. Hepsini izleyeceğiz değerli dostlar. 9 koşulu bir program var. 3. koşuyla birlikte başlayacak. 7'li plaseden itibaren yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Sizler de inandıklarınızı yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bildiğiniz üzere dün Bursa ve İstanbul'da yarış heyecanı vardı. Bursa'da enteresan isimlerin kazandığı bir gün oldu ki birçok dostum, özellikle son koşuda 7 numaralı Memduha Hanım alternatif teklerimizden biriydi. Hep birini sıkıştırıyoruz ama doğruyu zamanında seçemediğiniz zaman at yarışından kazanç elde edemezsiniz sevgili dostlar. Bugün dörtlü ganyanı, özellikle dörtlü ganyanı Memduha Hanım'a getirenlere, Merve Prenses'e daha doğrusu, diğer ekürüsünün adını söyledim, 7 numaralı Merve Prenses, Bekir Mert Mırık'la ilk kez start aldı. Ona getirenler dörtlü ganyandan güzel bir ikramiye almayı başardılar ama bunu altılı ganyana getirmek de olabilirdi. Doğru kurmakta meziyet, yanlış kurduğunuz zaman nitekim bir yerden gidiyorsunuz sevgili dostlar. Akşam İstanbul yarışlarında da baktığınızda bizim atların genelde yine ikinciliğe koştuğunu izledik. İlk koşuda Brave Runner Captain K, normalde ikili bitecekti zaten yarış, öyle de oldu. Burun farkıyla ayırıp arkayı öyle bitirdiler. Sülümbike kazandı, kalitesini konuşturdu. Dördüncü koşuda Jettay boş kalınca kazanma başarısı gösterdi. Yaman Bey de benim sizlere önerdiğim isimdi ki ön tarafta mücadelesini sürdürdü. Yani at yarışında kazanmak için birçok nüansı birbiriyle buluşturmak gerekiyor sevgili dostlar. Bazen küçücük bir salise bile at yarışında sonuçları hüsrana getirebiliyor. Hem biz yarışseverler için hem de jokeyler için, ki bunun örneklerini ara ara yaşıyoruz sevgili dostlar. Bugün ses kaydında da Jettay'ı yalnız bırakırlarsa zaten kazanabileceğini, kartları ona göre dağıtacağımızı söyledim. Jettay da yalnız kaldı. Yalnız kalınca da gerekeni ağır kilosuna rağmen yaptı sevgili dostlar. Her gidişatı zaten önceden tahmin etsek her gün altılı ganyan buluruz. Çünkü önce gidişat sonra at diye her zaman söylüyorum ama hep de ne diyoruz? Kimine hizmet, kimine külfet ediyoruz sevgili dostlar. Memnun olmayanlar oluyor, mutsuz olanlar oluyor, kızanlar oluyor, saygısını bozup saygısızca konuşanlar oluyor. Birçok insan var hayatımızda da olduğu gibi sevgili dostlar. Ama ben de hep ne diyorum? Bu işin bileni yok. Bunu her zaman yaklaşık 1,5 senedir sizlere sesleniyorum. Ben de bilmiyorum. Sadece çalışamayanlar için çalışmaya çalışıyorum. Burada da program seçiyorum. En azından o seçtiğim programda birkaç tane isim gelip diğerleri de ikili olursa, İnanın burada 3 liraya, 5 liraya 7'li plase oynayan abilerim, kardeşlerim, bu işten mutlu olanlar var. Dinleyince huzur bulanlar var. O da bana yetiyor sevgili dostlar. Sevmeyenlerle de en kısa zamanda zaten yollarımızı ayırıyoruz. Sevenlerle de yolumuza devam ediyoruz. İkinci ayakta 7 numaralı Ataçan beklediğimiz bombaydı, gösterdi ama ikincilikte kaldı ki 7'li plase oynayanlara kazandırdı bugün. Ona mutlu oldum. Onun için sevindim. Yine birçok, hem YouTube'dan hem WhatsApp grubundaki birçok dostum 7'li plaseden şanslı olmuşlar. 8 numaralı La Cuerda tam beklediğim yarışı koşunca Hışman Çizik'le kazanma başarısı gösterdi. Baktığınızda Bozdağ Bey'de en yakın rakibi Cibuan kötü koşunca koşunun bir kez daha galibi oldu. Geçen geçmişti, bugün daha rahat geçti ki Cibuan da enteresandır, yerinde saydı. 7 numaralı Turap Bey ikinci olunca kazanan 4 numaralı İstanbul Muhafızı oldu ki zaten 4 isim ön plandaydı. Onlardan bir tanesi yarışı kazandı. Son koşuda da enteresandır, o kadar süratli at varken 4 numaralı Arda Bey durmadı sevgili dostlar. Durmayınca da bir kez daha kazandı. Ahmet Çelik formda, bakalım hafta sonunu önce Adana'da, herhalde sonra İstanbul'da nasıl geçirecek, merakla izleyeceğim değerli dostlar. Önümüze bakmaya devam edeceğiz. Hep ne diyoruz? Her gün altılı ganyan bulamıyoruz ama o çeşitli oyunlarla bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize, ki bugün Bursa'da bile altılı ganyan paramızı Dostboğa ve Yemen Güzeli sıralı ikilisinden
çıkardık mı günü kurtarıyoruz belki ama en önemli olan hep ne diyorum? Büyük ikramiyeyi, bazen çift taneyi, bazen üç taneyi yılda bir kere bulsanız size yeter ama zor oyundur sevgili dostlar. Başarmak istiyorsanız da inandığınızdan vazgeçmeyeceksiniz. Ne bir tahminciyi, ne bir kimseyi önce inandığınızı yazacaksınız sevgili dostlar. Bu işin bileni yok. Sahada insanlar sabahın üçünde kalkıp gidiyorlar, çalışıyorlar, ediyorlar. Emin olun onlar da hiçbir şey bilmiyorlar sevgili dostlar. At çıkıyor sahaya, bir bakıyorsunuz elde kalıyor. Yapacak bir şey kalmıyor. Bunun nice örneklerini zaten görüyoruz sevgili dostlar. Zaten bunu hala öngöremeyen, bunu zaten anlayamayan insan da at yarışısı oynaması ona külfet olur. Bizi izlemesi de külfet olur. Her zaman söylüyorum. Doğrudan yana olun. Elbet yarışta sizin kuponunuza bir gün inşallah denk geldiğinde mutlu olursunuz. Altılı ganyan bulmak güzel şey. Altı ayak izlemek güzel şey. Bunları unutmadan, bütçeyi de aşmadan oyun oynarsanız bu işten keyif alırsınız. Yoksa sizin için pek hayırlı olmaz. Bu işten zengin olamaz. Bu işten borç da kapatamazsınız. Bunu bir kez daha siz değerli dostlarıma söyleyeyim. İster öğüt alın, ister bir not alın. Ben kardeşiniz, bir abiniz olarak bir kez daha bunları söyleyeyim sevgili dostlar. Geldik 3. koşuyla birlikte başlayacak İzmir Yedili Plese heyecanının ardından hemen altılıyı yorumlayacağım. 4 numaralı Mays Altın. Çok seviyor Mehmet Kaya'yı. İzmir'i de çok seviyor. Son İzmir yarışına inanmıyorum. Bugün gidişatta lehine Yedili Plese'den düşmemek için mutlaka sesini duyuracaktır. İnandığınız isimler varsa mutlaka yer verin sevgili dostlar. Geldik 4. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan başlayacak. Son koşusunda start aldığı Kocaeli'de bence kazanacağı yarıştan bugünkü rakibi Frank'le Ateşine geçilerek kaybeden, o gün erken yürüyen, bugün Mehmet Kaya ile her ne kadar ağır kilosu olsa da ben ilk şansı bu zor koşuda hak ettiğini düşündüğüm 1 numaralı Aşık Bey'in biraz sabrederek, iyi de gelerek bu koşuda kazançlı olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar ağır kilosu olsa da tam Mehmetlik bir at olduğunu düşündüğüm 1 numaralı Aşık Bey sonlarda etkili gelerek bugün altılı ganyanın ilk ayağında bizleri kazanarak başlatabilir ama zor yarış. Bence inandığınız isimler varsa sırasıyla çarpı atın. Süratle gidecek isimler var. Onlardan birinin başına bir iş gelir, startta kalır, koşmak istemez. Bir anda diğer rakibi 1600 direğinde boş kalır. O zaman o rakibi durmaz, dikkat edin. 5. koşu 3 yaşlı İngilizlerin 5 şart mücadelesinde 5 ayara sonra 3 tane yarış gören, özellikle son sulu sahadaki yarışını çok beğendiği idman pistinde yanıyor olan 8 numaralı Magic Apple sevgili dostlar. Anne attı Velvet Green'e giden Magic Love yavrusu 8 numaralı Magic Apple. Mustafa Çiçeği de seviyor. 5'te 2 yaptı. Bugün gidişatta lehine ön taraftaki tempoyu yakın takip edecek olan 8 numaralı Magic Apple bugün birinciliğin güçlü adayıdır. İnandığınız isimler varsa mutlaka bir çarpı atın değerli dostlar. Geldik 6. koşu 3 yaşlı Arapların 4 şart mücadelesini izleyeceğiz. İzmir'e geldikten sonra 3 tane Çin pist yarışı koşup son ikisini uzak kazanan, daha sonrasında hazırlıklarına devam edip bugün ilk kez İzmir kum pistine çıkacak olan, idman pistinde yine çok sağlıklı görünen 2'de 2 yaptığı jokeyi Oluk'la bugün etkili bir yarış yapacağını düşündüğüm 5 numaralı Bora Bey yine rakiplerini yanına yaklaştırmadan starttan çıktığı gibi kazanmaya yakın isim olabilir. Bakalım ne izleyeceğiz. Geldik 7. koşu kısa vade 7. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde son 2 yarışında bu mesafede koşan kapalı gözlük Dilbağ'a taktıktan sonra bir önceki yarışı Kuzey Yağmuru'yla King Man Go'ya direnen, bu son yarışında da pres yiyince ön tarafta kalamayan, bugün bence startla birlikte başa geçip Kadir Tokaçoğlu'yla bir artsman yarışı yapmasını beklediğim 6 numaralı Perfect Runner eğer önlerde yalnız kalırsa starttan çıktığı gibi kazanabilir. Zaten kalmazsa o zaman da yarışı farklı koşturmak gerekir. Ne demek istediğimi anladınız sevgili dostlar. 8. koşu 3 yaşlı İngilizler, 3 yaşlı Arapların Maiden dişilerine ait mücadelesinde start aldı Ankara yarışlarından sonra İzmir'e gelen, kendi halinde düzlüğe kazanacakmış gibi çıkıp arttıramayan, bugün Dilbağ'a ilave edilen Mustafa Çiçek'le de ilk kez start alacak olan, hem idman pistinde hem de dereceli galoplarında iyi gözüken 4 numaralı Manolya anlattı. Odessa'ya giden 4 numaralı Manolya bugün hemcinslerini geçebilir. Bakalım ne izleyeceğiz. Geldik son koşu kapanış mücadelesi İzmir yarışlarında. Son yarışı tam gücünü bulup
kuvvetli gelen, bugün bence daha iyisini yapacak olan, daha önce bu mesafede de kazanan, 51 kilo sikletiyle bu yarışa katılacak olan 6 numaralı Atan Erhan, Nevzat Avcı ile daha önce kazanmışlığı da var. Bakalım bugün ön tarafta gidecek Rodriguez, Destroyer, Orki ve Ovakaya gibi isimlerin olduğu yarışta onlara birkaç isim de katılırsa sabırlı bir bekleme yaparak Altılı Ganyan'ın son ayağında İzmir yarışlarında kapanışı yapmaya yakındır değerli dostlar. WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla Altılı Ganyan kuponlarınızı oluşturup yarış heyecanına ortak olmak isterseniz, en önemlisi sizlerin kaçırdığını yarış günleri VIP ailesinde öğrenmek isterseniz 0553 425 59 30. Her gün altılı bulmuyoruz ama sizlerin kuponları yapmasını öngörüyoruz. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.